Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ali Nazik kebabının tarifini vermek istiyorum. Bütün malzemeleri hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Yemeğimiz için gerekecek malzemeler yaklaşık yarım kilo dana kıyma, 4 tane patlıcanımıza ihtiyacımız var, 1 tane kırmızı biber ve 1 tane de yeşil biber. Bunları közlüyoruz. Kıymamızın iç harcı için de 1 tane yeşil biber, 2 tane domates, 1 tane kuru soğan, 1 diş sarımsak ve 1 yemek kaşığı da domates salçası. Bir miktar da sıvı yağ. Yoğurdumuz için de yarım kilo süzme yoğurt kullanıyoruz. Ve 1 tane de sarımsağımıza ihtiyacımız var. Patlıcanları közleyelim. Ben Silex'in de bugün közleyeceğim. Sizler fırında da yapabilirsiniz. Patlıcanları birkaç kere böyle delin. Közlenirken patlamasınlar diye. Ocağa tava alalım ve bir miktar sıvı yağ katalım. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar. Kıymamızı katıp kavuruyoruz. Kavrulan kıymaya doğradığım sarımsak ve soğanı ilave ediyorum. 2-3 dakika daha kavuracağım. Doğradığım biberleri de katıyorum. Salçamızı da ilave edelim. Şöyle 1-2 dakika salçayı kavuralım içinde. Daha sonra domatesimi koyacağım. Baharatlarımızı da ilave edelim. Karabiber, pul biber ve tuz ilave ediyorum. Ocağımızın altını kısalım ve 10 dakika pişmeye bırakalım. Kıymalı harcım pişti, hazır. Kenara alıyorum. Patlıcanlarım közlendi. İçinden çekiyorum. Silex de çok çabuk közleniyor. Ayarını 5'e getirin. Yarım saat bile sürmüyor közlenmesi. Hatta bunlar kalın diye uzun sürdü. Yoksa ince olsa daha da çabuk közlenirlerdi. Kabuklarını soyup içlerini çıkartacağım. Ve doğrayacağım. Patlıcanlarımız soğurken biz de yoğurdumuzu hazırlayalım. Süzme yoğurdu kaba koyun. Bir miktar tuz ilave ediyorum. Bir tane sarımsağı rendelemiştim. Onu da katalım. Güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdım, yeterli. Bu da hazır. Kıymam da hazır. Patlıcanım hazır ama sadece patlıcanın soğuması lazım. Soğuduktan sonra yoğurtla karıştırıyoruz. Soğumadan önce lütfen karıştırmayın. Kıymamı tekrardan ısıtırım. Yani her şey hazır edin ve servis edeceğiniz zaman karıştırırsınız patlıcanla yoğurdu. Kıymayı da hemen ısıtırsınız ve üzerine dökersiniz. Yemeğimizi servis etme vakti geldi. Közlediğimiz patlıcanları yoğurdun içine katıp güzelce karıştırıyoruz. Servis tabağına ilk önce patlıcanımızdan koyalım. Üzerine sıcak olan kıymamızı koyalım. Mutlaka kıymayı ısıtın servis etmeden önce. Bu ölçülerle bu servis tabağından 2 tane çıkıyor. Yaklaşık 6-8 kişilik olur bu yemek. Közlediğimiz yeşil ve kırmızı biberle süslüyoruz tabağımızı. Maydanozla da kenarlarını serpiştirelim. Yemeğim servise hazır. Görüntüsü harika, rengarenk. Tadı da çok lezzetli. Özellikle Ramazan'da çok hafif oluyor bu yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.